Abdullah Aymaz'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü başlıklı yazısını aktarıyoruz. Dünyada Öğretmenler Günü 5 Ekim, Türkiye'de ise 24 Kasım. Kainatın en büyük öğretmeni Hazreti Muhammed Mustafa bizzat kendisinin "Ben öğretmen olarak gönderildim, ben sizin mualliminizim" mealindeki hadis-i şerifleri var. Büyük mürşitlerin hepsi de birer muallimdir. 100 seneden önce Üstad Bediüzzaman 3 düşmandan, cehalet, fakirlik ve tefrikadan bahsediyor. Bunlarla savaşmak için eğitimi, çalışmayı, meslek ve sanat sahibi olmayı ve muhabbeti, sulh-u umumiye çare olarak takdim ediyor. Bunlar da aslında Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir 17 kalkınma hedeflerinin türevleridir. Maalesef ülkemizde ve bütün Müslüman ülkelerinde bizden adam olmaz ümitsizliğinin ortalığı kasıp kavurduğu, gençler hakkında hiç olmazsa öğretmen bari olsun da devletten maaş alsın düşüncesinin nakip olduğu, sağ-sol partilerinin 1,5 ayda öğretmen yetiştirmek için hızlandırılmış eğitim sözü altında militan yetiştirmeye çalıştıkları bir dönemde bizim en büyük engelimiz eğitimsizliktir. Onun için en zeki, en değerli gençlerimizin öğretmen olması gerekir diyerek büyük ve ciddi teşviklerde bulunan Fethullah Gülen Hoca Efendi, öğretmenliği en sevilen meslek haline getirdi. Birden üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinin giriş puanları en yüksek seviyeye yükseldi. Yetişen öğretmenlerin yetiştirdikleri öğrenciler, fizik, kimya ve matematik olimpiyatlarında ve proje yarışmalarında dünya çapında altın madalyalar aldılar. Hem de bizlerdeki bizden adam olmaz ümitsizliğini kökünden yıktılar. 8-10 sene önce Ürdün'de organize edilen bir sempozyumda bir Arap profesörün takdim ettiği tebliğinin başlığı İslam dünyasında bir kültür olarak ümitsizlik idi. Bu konuyu ele almış ve bu yanlış anlayışın Gülen Hareketi'nin eğitim faaliyetleriyle tersine çevrildiğini ifade etmişti. Böyle bir kültür mü olur? Olmuş işte. Birilerinin içimize atarak gelen mahşer gün günden beter telkinatında bulunması, yevmül betere gidiyoruz, oturup kıyameti beklemek lazım anlayışının zihinlerde çimlenmesi bütün ümitleri alıp götürmüştür. 1903 tarihinde Kafkaslardan bir grubun gelen mahşer gün günden beter Şam'a gidelim artık anlayışıyla her şeylerini yok pahasına satıp 3 Rus gemisiyle Şam'a doğru yola çıkışlarından 8 sene sonra Bediüzzaman Hazretleri 1911 Şam'da Emevi Camii'nde okuduğu hutbede kanser gibi bir hastalığın ümitsizlik olduğunu, çaresinin emel, ümit olduğunu bütün gerekçeleriyle dile getirmiştir. Peygamber Efendimiz kıyamet kopuyor olsa bile elinizde bulunan bir fidanı dikin buyurmasına karşılık bu ümitsizlik kanserinin içimize yerleştirilmesinin tamamen İslam'ın cibilli düşmanlarının oyunları ve tuzakları cümlesinden olduğunda şüphe yoktur. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin İzmir'de başlattığı bu eğitim seferberliği önce Ege bölgesinde sonra bütün Türkiye'de daha sonra da bütün dünyada yaygınlaşması karşısında vicdan sahibi yerli ve yabancı pek çok insan takdirlerini, hayranlıklarını arz ederken hasetten, gaysten çatlayacak hale gelenler de bu güzelliklerin önüne almaya çalışmışlardır. 1992'de Amerika'da medyada Müthiş Türk diye ismini duyuran merhum Ali Rıza Bozkurt, Türkiye'ye bir gelişinde İstanbul'da bir televizyon muhabirinin sorusuna şöyle cevap vermişti. Ülkemiz için benim bildiğim 3 büyük devrim var. Birisi İstanbul'un fethi. İkincisi Atatürk devrimleri. Üçüncüsü dünya çapında Fethullah Gülen'in eğitim devrimi. Bunun üzerine Profesör Doktor Osman Özsoy Ali Rıza Bey ile tanışmış ve onu Samanyolu televizyonuna çıkarmıştır. Daha sonra ziyaretine giderken Hoca Efendi'nin 3 kitabını götürüp kendisine takdim etmiştik. Bize "Ben bugün Ankara'ya gideceğim. Çok hızlı kitap okuma teknikleri biliyorum. Daha İzmit'e varmadan bunları okuyup bitiririm" demesi üzerine gidip Hoca Efendi'nin 30'a yakın kitabını getirip verdik. 15 gün sonraki ziyaretimizde "Okuyabildiniz mi?" sorumuza "Hayır, birisini bile bitiremedim. Öyle gazete okur gibi değil, onları düşüne düşüne okumamız gerekir. Anladım ki Hoca Efendi Mevlana, Ahmet Yesevi ve Hünkar Hacı Bektaş Veli gibi bir zat. Ayrıca onlardan fazla bir yönü daha var. O da söylediklerini hayata geçirmiş. Dünyada Müslümanlığın yüzüne çalınan terör kara lekesini temizleyecek de bu zat olduğu kanaatindeyim. Benim bu zatla görüşmem lazım" dedi. Biz kendisinden randevu alarak ikisini İstanbul'da Altunizade'deki binada görüştürmüştük. Bize söylediklerini aynen Hoca Efendi'nin yüzüne de söyledi.
24 Kasım Öğretmenler Günü ülkemizde kutlanmakta. Bu yazıyı bu münasebetle yazıyorum. Ben de bir öğretmen olarak bu günleri önemsiyorum. Bir yabancının dediği gibi hiç şüphe yok ki Hoca Efendi evrensel öğretmenimizdir. Yaptığı hizmetler bu unvanı almaya hak kazandırıyor. Allah kendisinden razı olsun, bereketli ve uzun ömürler nasip eylesin.